dünyanın en zor şeylerinden birisi kuşkusuz doğru açıyı bulmak olabilir. Sanıyorum ki doğru açıyı buldum. Efendim, Katar'dan herkese merhabalar. Bir kez daha Doğa'dayı, spor magazin dünyasına dair haberleri sizlerle buluşturduğum bu yerde, bu programda elbette Dünya Kupası'na dair çok ilginç bir haberi de sizlerle paylaşacağım. Lafı çok uzatmıyorum. Hazırsanız başlayalım. Dünyanın en güvenilir ülkelerinden bir tanesinde olsam da buranın da bazı sert kuralları var. Örneğin, hemen parantez açalım. Tütün ve alkol sağlığa zararlıdır. Parantezi kapatıyorum, haberime devam ediyorum. Mesela bu ülkede alkol tüketimine dair bir takım kurallar var. Mesela alkol satışı yasak ya da her yerde kolay bir şekilde alkol tüketemiyorsunuz. Haliyle insanın aklına ister istemez şu geliyor olabilir. Dünyanın farklı ülkelerinde binlerce taraftar gelecek. Böyle büyük bir organizasyonda nasıl olacak? Alkol satışı yok. Peki bu taraftarlar eğlenceli alanları nerelerde bulacaklar? İşte buna dair bir takım spekülasyonlar dolaşırken bugün İngiliz Sports Weekly gazetesinde şöyle bir haber gördüm. İngiliz futbolcular işte Sterling içinde, Harry Kane içinde, Henderson içinde toplanmışlar, birlik olmuşlar ve büyük bir tekne kiralamışlar bu organizasyon için. Arkadaşları, akrabaları kendileri özel akşamlarda, özel kutlamalarda rahat rahat alkol tüketimi yapabilmek adına böyle bir yola gitmişler. Benim buradaki duyumlarım da şöyle, taraftarlara özel zonlar oluşturulacak ve taraftarlar sadece alkol tüketimi o zonlarda yapabilecek. Benim duyduğum haber de böyleydi açıkçası. İlk haberimiz buydu. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Belki de şu teknelerden bir tanesinde organizasyon esnasında futbolcuları, ünlü isimleri alkol tüketirken görebileceğiz. Alkol sağlığa zararlıdır. Premier Lig'in yeni topu görücüye çıktı. Ben çok beğendim çünkü Tente'nin Blue Lotus çizgi romanından ilham aldığını düşünüyorum. Evet, mavi beyaz ağırlıklı bir top sezonun geri kalan haftalarında bu top kullanılacak. Neden bu topa geçildi? Önceki topu hatırlıyorsunuzdur. Böyle sarı yoğunluklu bir toptu. Kış aylarında görünürlüğü daha iyi sağlamak amacıyla sezonluk olarak topları ayırıyorlar. Son çeyrekte kullanılacak top da görücüye çıkmış oldu. Ben çok beğendim. Çünkü neden? Çünkü Tente'nin Blue Lotus çizgi romanını anımsattığı için. Keşke benim olsa dediğim bir hediye Agüero'ya gönderilmiş Manchester City tarafından ve gerçekten çok büyük bir incelikle hazırlanmış. Futbolu bırakmıştı sağlık sorunları sebebiyle, biliyorsunuz ki biz onu özlüyoruz. Manchester City de eski yıldızını bence oldukça özlüyor. Onun en güzel anlarını böyle kartpostal şeklinde hazırlamış. İstatistiklerini çok güzel bir görselle donatmış, böyle küçük küçük hediyeler de koymuş yanına. Paketi açarken de bir unboxing denilen, sosyal medyada oldukça popüler olan kutu açma videosuyla Agüero da bizlerle paylaştı. Vallahi açarken gördüğümde yine aynı şeyi söyledim. Keşke benim olsa. Bir şeyi fark ettiniz mi? Bence futbolcular son yıllarda basketbolcular kadar iyi giyinmeye başladı. Kuşkusuz, yani gerçekten favori olarak nitelendirebileceğim bazı bir takım isimler var. Yakından da takip ediyorum. Memphis Depay onlardan bir tanesi. O kadar güzel bir ceket giymiş ki bir an şey dedim. Yani Depay'ın modayla imtihanı. Evet, ceketini çok beğendim. Ceketine bir reels çekmiş. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu haftanın şıkı seçiyorum. Bu haftanın magazin haberleri böyleydi. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.